Bugün Galatasaray'ın mutlu günü, iki bakımdan mutlu günü. Başarılı genç sporcularımız var. Onların madalyalarını, beratlarını verdik. Ayrıca ikinci olarak mutlu günü, divan kurulumuza 220 tane üye katılmış oldu. Bu da bize sevinç veren bir husus. Galatasaray'ın yaşadığını gösterdi. İsteğine karşı Galatasaray Kulübü red cevabı verdi. Galatasaray Kulübü'nün ne cevap verdiği biliyorsunuz, siz bana söylüyorsunuz, red cevabı verdi diyorsunuz. Bana böyle bir konu gelmedi. Çünkü en son karar verecek olan benim. Demek ki olgunlaşmamış ki bana bu konu intikal etmedi. O kadar basit. Gelirse siz verir misiniz başkanım? Şartlarına bakarım. Çok iyi şartsa, 50 milyon euro veriyorsa... Tabii hemen veririm. Niye vermeyeyim ki? Şartlarına bakarım. Tamam, ben 50 isterim de sen isteyen 100'ü kara, vermeyen 200'ü kara, zarar yok. Sayın Başkan, ikinci yarı başlayacak. Az bir süre var. Bu sene tatil az. İkinci yarı için neler söyleyeceksiniz? Dördüncü yarısı çok önemli bu sezon. İkinci yarı şampiyonluk yarışı. Üçüncü kim olur acaba sizce? Onları karışamam. Başkanım, transfer konusunda size gelen bir rapor var mı? Sizce transfer gerekli mi? Ben tabii teknik adam değilim. Bunu teknik kişiler, teknik adamlar bu transfere ihtiyacı olup olmadığını verir. Biz de yönetici olarak bu istekleri yerine getirip getiremeyeceğimizi siz bütün şey maçları deriz. İzliyorsunuz yani takımın transferi ihtiyacı olduğunu. İzliyorum ama gene ben haddimi bilirim. Sayın teknik adam o zaman ben antrenör olurdum, başkan olmazdım. Sayın Başkan, Mayıs'ta da önemli bir seçim olacak. Galatasaray'ın resmini nasıl görüyorsunuz? Az bir süre kaldı artık seçmede. Valla resim güzel. Evet, renkli, parlak, başkanımız söylediği gibi. İyi görüyorum tabii. Şimdi gelen bir bilgi yok. Mehmet Helvacı bunu iyi niyetle mi söyledi? Ona bir sorun. Yani, nasıl bilemiyorum yani. 2015-2016 yılında Galatasaray Avrupa Kupalarına katılabilecek mi? Katılır tabii. Niye katılmasın ki? Gereken tedbirleri alıyoruz. Mehmet arkadaşımız, kardeşimiz eğer başkan olacak ise, başkan adaylığını koyup başkan seçilecek ise ona gayet güzel bir Galatasaray teslim edeceğiz. Aldığımız gibi değil, aldığımızdan daha iyisini teslim edeceğiz. Başkanım, Sayın Prandelli ile olan ihtilafta bir çözüme yaklaşıldı mı? İstanbul'a yeniden geleceği bilgisi var ama ne kadar doğru? Öyle bir bilgi benim kulağıma gelmedi. Yalnız Prandelli'nin avukatıyla görüşüyoruz. O teklifini verdi. Biz karşı teklifimizi verdik. Görüşüyoruz. İnsanlar görüşerek anlaşırlar zaten. Bir sonuca varacağız. Cumhurbaşkanımızdan bir davet gelmedi. Ama gelirse devletin başkanı olduğu için gitmek zorundayız. Davete icabet ederiz. Anıtkabir'e giden arkadaşlarımız var. Yönetim kurulundan da iki arkadaşımız önderlik ederek onlara yönetim Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Sayın Başkan, havuz sistemi konusunda diğer kulüp başkanları gerekirse biz çıkmak istiyoruz şeklinde ifadeleri var. Havuz sistemi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray bu konuda sabrın olacak. Şimdi diğer kulüp başkanların düşüncesi beni pek fazla etkilemiyor. Niye etkilemiyor? Eğer Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor'un dışında havuz kuracaklarsa hiçbir şey kazanamazlar. Bu dört tane kulübün maçları zaten seyirci topluyor ve para getiriyor. O zaman bizim gelirimiz daha da artar. Her maçımı ayrı değerlendiririm. Ama orayı toplantısında. Dört büyük İstanbul kulüpleri diyorlar ve devamlı Galatasaray'a atıfta bulunuyorlar vesaire. Bunlar İstanbul kulübü, büyük kulüpten ziyade tarihi en eski olan kulüpler. Biri 1903'te kurulmuş, biri 1905'te kurulmuş, biri 1907'de kurulmuş. Bunu söyleyen kulüplere bakın, ne zaman kurulmuşlar? Tarihlerini bir irdeleyin.
eskilikten geliyor, müessese olmalarından geliyor. Arkalarında bir tarih olmasından geliyor, bir müktesebatı olmalarından geliyor. Aradaki farkı bu. Yoksa sahaya çıkıp 11 kişinin futbol oynaması o kulübü büyük bir kulüp yapmıyor. Büyük kulübü camia yapıyor. Yabancı kuralıyla ilgili düşünceleriniz neler? 11 yabancının sahada olma imkanı var. Siz evet. Nasıl bakıyorsunuz? Esasında şöyle söyleyeyim. Herkes eleştirmek için baktı. Ben ise eleştirmek için bakmıyorum. Genç Türk oyuncuların yetişmesi için bir fırsat olarak görüyorum. Zaman içinde biliyorsunuz hep eleştirdik. 5 tane oyuncuyla sahaya çıkıyorduk, yabancı oyuncuyla. Ondan sonra Chelsea'nin karşısına çıktığımız zaman Şampiyonlar Kulüplerinde 11 tane Chelsea'li, hepsi yabancı, bir tane İngiliz yok içinde. Hepsi seçilmiş insanlar, seçilmiş futbolcular. Bizden başarı bekliyorlardı. Olmaz böyle şey diyorduk. Ve nitekim bunu değiştirdiler. Çünkü futbol artık bir gösteri, bir temaşa sporu. Herkesin oynanan oyundan zevk alması gerekiyor. Bunu da en iyi şekilde, en iyi artistleri, en iyi oyuncuları bir araya getirerek icra etmemiz lazım. Şimdi en iyi oyuncuları yapabilmek, çıkartabilmek, hazırlayabilmek için de bu iyi bir sistem. Türk oyuncularını da yetiştirebileceğiz. Ayrıca Türk oyuncularını yetiştirilmesi için teşvik primi verilecek. Altyapıdan en az 2 oyuncunun esame listesinde yer alması gerekiyor. Bunlar iyi ileri atılmış adımlardır.